Klasik antik çağın Helenistik dönemi, M.Ö. 323 yılında Büyük İskender'in ölümüyle, M.Ö. 31 yılındaki Actium Savaşı'yla, Roma İmparatorluğu'nun ortaya çıkışıyla, ertesi yıl Ptolemaios Mısırı'nın fethi arasındaki Akdeniz tarihi dönemini kapsar. Yunanistan'ın Helenistik dönemden önceki dönemi Klasik Yunanistan, sonraki dönemi ise Roma Yunanistanı olarak bilinir. Antik Yunanca Hellas terimi aslen Helenistik kelimesinin türetildiği Yunanistan'ın yaygın olarak tanınan adıydı. Helenistik ve Helen terimi arasındaki fark şu şekildedir. Helenistik terimi doğrudan Antik Yunan etkisi altındaki tüm bölgeleri kapsamasıydı. Helen terimi ise Yunanistan'ın kendisine atıfta bulunmasıyla ayırt edilmektedir. Helenistik terimi Yunan kültüründen, bu durumda Büyük İskender'in fetihlerinden sonra doğuda etkilenenlere atıfta bulunur. Helenistik dönemde Yunan kültürel etkisi ve gücü Akdeniz dünyasında, Batı ve Orta Asya'nın çoğunda baskın olarak coğrafi genişlemesinin zirvesine ulaştı. Hint alt kıtasının bazı bölümlerinde bile sanat, astroloji, keşif, edebiyat, tiyatro, mimari, müzik, matematik, felsefe ve bilimde refah ve ilerleme yaşandı. Buna rağmen Yunan klasik döneminin aydınlanmasıyla karşılaştırıldığında genellikle bir geçiş, hatta bazen çöküş veya yozlaşma dönemi olarak kabul edilir. Yunan bilimi, matematikçi Öklit ve bilge Arşimet'in çalışmalarıyla ilerlemiştir. Dini alanda Serapis gibi yeni tanrıları, Atis ve Kibele gibi doğu tanrılarını ve Baktriya ve Kuzeybatı Hindistan'daki Helenistik kültürle Budizm arasındaki bir bağlantıyı içerecek şekilde genişledi. M.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in Ahemeniş İmparatorluğunu işgal etmesi ve kısa bir süre sonra imparatorluğunun dağılmasıyla Güneybatı Asya, Kuzeydoğu Afrika ve Güney Asya'da Helenistik krallıklar kuruldu. Helenistik dönem Asya ve Afrika'da Yunan şehirlerini ve krallıklarını kuran yeni bir Yunan kolonizasyonu dalgasıyla karakterize edildi. Bu durum Yunan kültürünün ve dilinin günümüz Hindistan'ına kadar uzanan bu yeni alemlere ihracatıyla sonuçlandı. Bu yeni krallıklar yararlı, gerekli veya uygun olduğunda yerel uygulamaları benimseyerek yerli kültürlerden de etkilendiler. Böylece Helenistik kültür, Antik Yunan dünyasının Batı Asya, Kuzeydoğu Afrika ve Güneybatı Asya ile kaynaşmasını temsil eder. Bu karışım Helenistik dünyada ortak bir dil haline gelen Koyni Yunancası olarak bilinen ortak bir Attika tabanlı Yunan lehçesine yol açtı. Bilim adamları ve tarihçiler hangi olayın Helenistik çağın sonunu işaret ettiği konusunda ikiye bölünmüş durumdadır. Angelos Kainotis, Yunanlıları tamamen Roma İmparatorluğuna entegre eden Hadrian'ın M.Ö. 138 yılında ölümüyle Helenistik dönemin sona erdiğini söylemektedir. Ve M.Ö. 321 yılından M.Ö. 256 yılına kadar bir aralıkta Helenistik dönem ifadesi çokça kullanılmaktadır. Pelopones Savaşı'ndan sonra Yunanistan, Sparta'nın üstün olduğu ancak çok güçlü olmadığı bir Sparta hegemonyasının altına düşmüştü. Sparta hegemonyasının yerini Lektra Savaşı'ndan sonra bir Tebaa hegemonyası aldı. Ancak Mantine Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın tamamı o kadar zayıfladı ki hiçbir devlet üstünlüğünü iddia edemezdi. Makedonya'nın egemenliği Kral 2. Filip'in altında bu zemine karşı başladı. Makedonya, Yunan dünyasının hemen yanı başında bulunuyordu ve kraliyet ailesi Yunan kökenli olduğunu iddia etse de Makedonların kendilerine geri kalan Yunanlar tarafından yarı barbar olarak bakılıyordu. Bununla birlikte Makedonlar geniş bir alanı kontrol ediyordu ve çoğu Yunan devletine kıyasla nispeten güçlü bir merkezi hükümete sahipti. İkinci Filip, Makedon topraklarını genişletmek için her fırsatı değerlendiren güçlü ve yayılmacı bir kraldı. M.Ö. 352 yılında
Teselya ve Magnezya'yı ilhak etti. Milattan önce 338 yılında Filip, 10 yıllık bir çatışmanın ardından Karonya Savaşı'nda birleşik bir Teba ve Atina ordusunu yendi. Sonrasında Filip, Korint Birliği'ni kurdu ve Yunanistan'ın çoğunluğunu doğrudan egemenliği altına aldı. Birliğin başı seçildi ve Ahemeniş İmparatorluğu'na karşı bir sefer planladı. Ancak milattan önce 336 yılında bu seferin henüz başlarındayken suikaste uğradı. Babasının ardından İskender Pers Savaşı'nı kendisi devraldı. 10 yıllık bir sefer sırasında İskender Pers kralı 3. Darius'u devirerek tüm Pers İmparatorluğu'nu fethetti. Fethedilen topraklar Küçük Asya, Asur, Levant, Mısır, Mezopotamya, Medya ve günümüz Afganistan, Pakistan ve Orta Asya bozkırlarını içeriyordu. Ancak yıllarca süren seferler çok ağır olmuştu ve İskender M.Ö. 323 yılında öldü. Ölümünden sonra İskender'in fethettiği devasa topraklar batıda Roma'nın ve doğuda Partların yükselişine kadar sonraki 2 veya 300 yıl boyunca güçlü bir Yunan etkisine maruz kaldı. Yunan ve Levanten kültürleri karıştıkça melez bir Helenistik kültürün gelişimi başladı ve Yunan kültürünün ana merkezlerinden izole edildiğinde bile devam etti. İskender'in fetihlerinden sonra ve Haleflerinin yönetimi sırasında Makedon İmparatorluğundaki bazı değişikliklerin Yunan yönetiminin etkisi olmadan gerçekleşeceği iddia edilebilir. Mısır ve Küçük Asya ve Mezopotamya bölgeleri de dahil olmak üzere İskender'in işgalci ordusu tarafından fethedilen belirli alanlar isteyerek fethedildi ve İskender'i bir fatihten çok bir kurtarıcı olarak gördü. Ayrıca fethedilen bölgenin çoğu İskender'in generalleri tarafından yönetilmeye devam edecekti. Başlangıçta tüm imparatorluk aralarında bölündü. Bununla birlikte bazı bölgeler nispeten hızlı bir şekilde kaybedildi ya da sadece Makedon egemenliği altında kaldı. 200 yıl sonra Ptolemaios Mısır'ının Roma tarafından fethine kadar yalnızca çok küçülmüş ve oldukça yozlaşmış devletler kaldı. Büyük İskender öldüğünde arkasında satrap denilen esasen özerk birçok bölgeden oluşan genişleyen bir imparatorluk bıraktı. Seçilmiş bir halef olmadan generalleri arasında Makedon kralının kim olması gerektiği konusunda acil anlaşmazlıklar vardı. Bu generaller halefler olarak tanındı. Melager ve piyadeler İskender'in üvey kardeşi Filip Arhadius'un adaylığını desteklerken önde gelen süvari komutanı Perdikas, İskender'in çocuğunun Roxana tarafından doğumuna kadar beklemeyi destekledi. Piyadeler Babil Sarayı'nı bastıktan sonra bir uzlaşma ayarlandı. Arhadius kral olmalı ve Roxana'nın çocuğuyla birlikte hüküm sürmeliydi. Perdikas'ın kendisi imparatorluğun naibi ve Melager temeni olacaktı. Ancak kısa süre sonra Perdikas, Melager ve diğer piyade liderlerini öldürttü ve tam kontrolü ele geçirdi. Perdikas'ı destekleyen generaller, Babil'in bölünmesinde imparatorluğun çeşitli bölgelerinin satrapları olarak ödüllendirildiler. Ancak Perdikas'ın konumu sallantıdaydı. Çünkü Arya'nın yazdığı gibi herkes ondan ve o da onlardan şüpheleniyordu. Halef savaşlarının ilki, Perdikas'ın İskender'in kız kardeşi Kleopatra ile evlenmeyi planladı ve Antigonus'un Küçük Asya'daki liderliğini sorgulamaya başladığı zaman patlak verdi. Antigonus Yunanistan'a kaçtı ve ardından Antipater ve Craterus'la birlikte Anadolu'yu işgal etti. İsyancılar Trakya satrapı Lysimachus ve Mısır satrapı Ptolemy tarafından desteklendi. Kapadokya satrapı Eumenes, Küçük Asya'daki isyancıları mağlup etmesine rağmen Perdikas, Mısır işgali sırasında kendi generalleri Peyton, Selefkos ve Antigenes tarafından öldürüldü. Ptolemy, Perdikas'ın katilleriyle anlaşarak
Peyton ve Arhadius'u onun yerine naip yaptı. Ancak kısa süre sonra bunlar Triparadisus anlaşmasında Antipater'le yeni bir anlaşmaya vardılar. Antipater imparatorluğun naibi oldu ve iki kral Makedonya'ya taşındı. Antigonus Küçük Asya'dan sorumlu olarak kaldı. Ptolemy Mısır'ı, Lysimachus Trakya'yı ve Seleukos Babil'i kontrol etti. İkinci Halefler Savaşı M.Ö. 319 yılında Antipater'in ölümünün ardından başladı. Kendi oğlu Kassander'i yok sayan Antipater, Polyperkon'u halefi olarak naip ilan etmişti. Kassander, Polyperkon'a isyan etti ve Antigonus, Lysimachus ve Ptolemy tarafından desteklendi. M.Ö. 317 yılında Kassander, Makedonya'yı işgal etti. Makedonya'nın kontrolünü ele geçirdi. Olimpiyası ölüme mahkum etti ve çocuk kral 4. Alexander'ı ve annesini ele geçirdi. Asya'da Eumenes yıllarca süren seferden sonra kendi adamları tarafından ihanete uğradı ve onu idam ettiren Antigonus'a verildi. Haleflerin 3. savaşı Antigonus'un artan gücü ve hırsı nedeniyle patlak verdi. Sanki kralmış gibi satrapları görevden alıp atamaya başladı ve ayrıca Ekbatana, Persepolis ve Susa'daki kraliyet hazinelerini yağmaladı ve 25 bin askerle kaçtı. Seleukos Mısır'a kaçmak zorunda kaldı ve Antigonus kısa süre sonra Ptolemy, Lysimachus ve Kassander'le savaşa girdi. Daha sonra Fenike'yi işgal etti, Tire'yi kuşattı, Gazze'ye saldırdı ve bir donanma inşa etmeye başladı. Ptolemy Suriye'yi işgal etti ve Antigonus'un oğlu Demetrius Polikartes'i M.Ö. 312 yılındaki Gazze Savaşı'nda yendi ve bu da Seleukos'un Babil ve Doğu Satraplıklarının kontrolünü güvence altına almasına izin verdi. M.Ö. 310 yılında Kassander, genç kral 4. Alexander ve annesi Roxana'yı öldürterek birkaç yüzyıl boyunca Makedonya'yı yöneten Argat Hanedanlığı'na son verdi. Antigonus daha sonra oğlu Demetrius'u Yunanistan'ın kontrolünü yeniden kazanması için gönderdi. M.Ö. 307 yılında Atina'yı aldı. Kassander'in valisi Faleronlu Demetrius'u kovdu ve şehri tekrar özgür ilan etti. Demetrius dikkatini Ptolemy'ye çevirdi. Filosunu Salamis Savaşı'nda yendi ve Kıbrıs'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu zaferin ardından Antigonus kral unvanını aldı ve bu unvanı oğlu Demetrius'la paylaştı. Haleflerin geri kalanı kısa süre sonra onu takip etti. Demetrius M.Ö. 302 yılında Rodos'u kuşatarak ve Yunanistan'ın çoğunu fethederek seferlerine devam etti ve Kassander'in Makedonya'sına karşı bir birlik kurdu. Savaşın kesin başlangıcı Lysimachus'un Batı Anadolu'nun çoğunu işgal etmesiyle geldi. Ancak kısa süre sonra Frigya'da İpsus yakınlarında Antigonus ve Demetrius tarafından yenilgiye uğradı. Seleukos Lysimachus'u kurtarmak için zamanında geldi ve M.Ö. 301 yılında İpsos Savaşı'nda Antigonus'u tamamen yendi. Seleukos'un savaş filleri savaşta belirleyici oldu. Antigonus öldürüldü ve Demetrius Atina'yı yeniden ele geçirerek oradaki yönetiminin kalıntılarını korumaya çalışmak için Yunanistan'a kaçtı. Bu sırada Lysimachus İonya'yı, Seleukos Kilikya'yı, Ptolemy ise Kıbrıs'ı ele geçirdi. Ancak M.Ö. 298 yılında Kassander'in ölümünden sonra hala oldukça sadık bir ordu ve filoya sahip olan Demetrius Makedonya'yı işgal etti. Makedon tahtını ele geçirdi ve Teselya'yı ve Orta Yunanistan'ın çoğunu fethetti. M.Ö. 288 yılında Trakyalı Lysimachus ve Epirustu Firus Makedonya'yı iki cephede işgal ettiğinde ve kısa sürede krallığı kendilerine ayırdıklarında yenilgiye uğradı. Demetrius paralı askerleriyle birlikte Yunanistan'ın merkezine kaçtı ve orada ve Kuzey Mora'da destek sağlamaya başladı. Ona karşı döndükten sonra bir kez daha Atina'yı kuşattı.
Ancak daha sonra Atinalılar ve Ptolemy ile bir anlaşma yaptı. Ve bu anlaşma onun Küçük Asya'ya geçmesine ve İonya'daki Lysimachus'un topraklarına savaş açmasına izin vererek oğlu Antigonus Konatas'ı Yunanistan'da bıraktı. İlk başarılarından sonra M.Ö. 285 yılında Selefkos'a teslim olmaya zorlandı ve daha sonra esaret altında öldü. Makedonya ve Teselya'yı fetheden Lysimachus, Selefkos'un Küçük Asya'daki topraklarını işgal etmesi üzerine savaşa zorlandı ve M.Ö. 281 yılında Sardes yakınlarındaki Korypedium Savaşı'nda yenilerek öldürüldü. Selefkos daha sonra Lysimachus'un Trakya ve Makedonya'daki Avrupa topraklarını fethetmeye çalıştı. Ancak Selefkos yönetimine sığınan ve daha sonra kendisini Makedon kralı olarak ilan eden Ptolemy Keranos tarafından öldürüldü. Ptolemy Makedonya M.Ö. 279 yılında Galyalılar tarafından işgal edildiğinde kafası bir mızrağa saplanarak öldürüldü ve ülke karıştı. Antigonus Gonatas 277 yılının yazında Trakya'yı işgal etti ve 18 bin kişilik Galyalı büyük bir kuvveti yendi. Hızla Makedon kralı oldu ve 35 yıl hüküm sürdü. Bu noktada Helenistik çağın üçlü bölgesel bölümü yürürlükteydi. Ana Helenistik güçler Demetrius'un oğlu Antigonus Gonatas'ın altındaki Makedonya, yaşlı 1. Ptolemy'nin altındaki Ptolemaios krallığı ve Selefkos'un oğlu Antiochus Soter'in altındaki Selefkos İmparatorluğu'ydu. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.